Samsun Anadolu Emlak ve Arsa Ofisi'nden hepinize merhaba, hayırlı günler diliyorum. Ben ekonomi doktoralı ekonomist Doktor Murat Emir. Bugünkü videomuzda size kısaca dolar veya euro döviz cinsi varlıklarınızın sizin paranızı aslında nasıl erittiğinden bahsedeceğim. Şöyle bir yanılgı var. Aslında doların da, euronun da ve diğer döviz cinsi varlıkların da hatta altının bile bir enflasyonu vardır. Yıldan yıla aslında sizin paranızı eritir eğer o varlıklarla yatırım yapmazsanız. Geçtiğimiz yıl bir müşterimize Euro 18 lirayken aldığımız 1 milyon 200 bin TL değerindeki bir 3 artı 1 daire bugün 2,5 milyon değerinde. Ama Euro 18 liradan 36 liraya gitmedi. Bu en yakın zamanda vereceğimiz bir örnek. Diğer örneğimiz mesela bundan 3-4 yıl önce 200-250 bin lira bandında olan 1 artı 1'ler bugün 1,5 milyon bandında. 200-250 bin liradan 5-6-7 kat artan bir daire varlığından söz ediyoruz. Peki dolar veya euro 3-4 yıl öncesine göre şu an 6-7-8 kat arttı mı? Hayır, artmadı. Bundan dolayı paranızı dövizde tutarak aslında yapacağınız fırsat yatırımları kaçırıyorsunuz. Bizim size tavsiyemiz eğer elinizde en azından 50-60 bin dolar civarında bir varlığınız varsa bunu mutlaka gayrimenkul yatırıma dönüştürmenizdir. Onun dışında lokanta işi yapan bir arkadaşım dolar euro ne olacak diye sordu. Ben de ona son yıllarda un fiyatı, un çuvalının fiyatı ne kadar oldu diye sordum. Burada ona şu mesajı vermek istedim ve o mesajı aldı. Her geçen gün baktığınız zaman yaptığınız işle alakalı malzemelerde, emtialarda fiyat artışı var. Eğer yapabiliyorsanız, eğer o ürün de size ilerleyen günlerde, aylarda lazım olacaksa alabildiğiniz kadar o ürünleri almanız şu enflasyonist ortamda sizi kâra geçirecektir. Ondan dolayı hangi işi yapıyorsanız yapın, mutlaka eğer ham madde alacaksanız veya mamul alacaksanız onları almanız İlerleyen günler için size dolardan altından daha çok kazandıracaktır. Eğer illaki bir döviz cinsi bir şey yapacaksanız da benim size naçizane tavsiyem altın almanızdır. Dolar yerine, euro yerine altın alırsanız sizin için daha iyi olur. Bunları çok basit internete girerek bakabilirsiniz. Geçen sene aynı günlerde dolar ne kadardı, bugün ne kadar? Geçen sene aynı günlerde altın ne kadardı, bugün ne kadar? Ama yine söylüyorum bunları İşte 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira elinde parası olanlar için söylüyorum. Yoksa artık elinde işte 500 bin lira, 600 bin lira, 1 milyon lira varsa paranızı dolarda tutmak sizin için bir kazanç olmayacaktır. Reel bir kazanç olmayacaktır. Sadece o kadar dolarım var diyeceksiniz. Ama bugün o kadar dolarla alabileceğiniz şeyi emin olun 6 ay sonra, 1 sene sonra alamıyorsunuz. Bunun örneklerini kendi hayatınızdan herkes bakabilir. Size de konuşmamın başında bir örnek verdim. Geçen sene 1200 lira olan 3 artı 1 Samsun Atakum'da bugün artık Atakum'da 2 milyondan aşağıya 0 3 artı 1 özür diliyorum yok piyasada. Artık 2 artı 1 fiyatları da o şekilde yani artık 2 milyon liralara ulaştı ve geçmeye başladı. Ondan dolayı paranızı dövize tutmak yerine şu anki atmosferde bir an önce konut veya arsa, tarla yatırımı yaparsanız kazançlı olursunuz. İkinci olarak dövize nasıl kazanabilirsiniz biliyor musunuz? Bir haber alırsınız, işte birkaç gün sonra şöyle bir şey olacak ve dolar işte 20 liradan 25 lira olacak. İşte o zaman kazanırsınız. Ama aldınız geçtiğimiz yıldan beri 18 lirada duruyor. İşte 20 liraya çıktı. Ne kadar kazandınız? %10, %15 kazanırsınız. Ama geçen sene aynı dönemde herhangi bir gayrimenkul alsaydınız, bu bir arsa hissesi de olabilir, tarla hissesi de olabilir. Size %10, %15 değil, en az %50, %100, %150 kazandırırdı. Ondan da doğru yatırım yapmak adına Samsun Anadolu Emlak ve Arsa Ofisi'ne gelebilirsiniz. Bizler size klasik bir emlakçı hizmetinden ziyade yatırım danışmanı hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Emin olun bizimle çalışanlar, bizden mülk edinenler, bize danışanlar hep kazandı. Siz de kazanmak istiyorsanız ofisimiz Samsun Atakum'dadır. Görüşmek üzere.